yumuşacık tüyleri var. Kimisi atlara dokunmaya bile korktu, kimisi ise ata binecek kadar cesurdu. Erzurum'daki özel çocuklar atlarla tanıştı, keyifli vakit geçirdi. Atatürk Üniversitesi özel gereksinimli çocukları unutmadı. Onlara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hipoterapi eğitimi verildi. Yani at binme tedavisi uygulandı. Bu tedavi yöntemi at üstünde yapılan egzersizlerle beden kaslarını çalıştırmayı hedefliyor. Hipoterapide atın hareketleri bir tedavi stratejisi olarak kullanılıyor. Atın terapide kullanılmasının önemli bir sebebi atın ritmik hareketlerinin insan hareketlerine çok yakın olması. İşte bu yüzden Atatürk Üniversitesi manej alanı ve atçılık biriminde 4 yıldır özel çocuklara hipoterapi eğitimi veriliyor. Özel gereksinim gerektiren çocuklarda kas iskelet yapı bozuklukları üzerine olabilir. Psikolojik ve işte iletişim eksikliği olabilir. Bu tarz işte otistik çocuklar olabilir. Çocuklarımıza genelde işte rağbet olursa burada eğitimlerimiz var. Çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu şekilde onların hayata daha sıkı tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü içinse alan yine özel çocuklara ayrıldı. Özel çocuklara hem oyunlar oynatıldı hem de atla tedavi uygulandı. Özel gereksinim gerektiren bireylerimize burada hipoterapi eğitimi verdik ve çocuklarımızı mutlu etmeye çalıştık. At binişi yaptırdık. Onların mutluluklarını paylaşmaya çalıştık. Bazıları atla haşır neşir olmaya dünden razıydı ama bazılarını ikna etmek kolay olmadı. Bak 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 bak, hiçbir şey yapmıyor, bak elime de bir şey yapmıyor. Yalıyor elimi. Ay yanıyor. Ateşi var senin.